Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaki cari hareketleri gösterdim size arkadaşlar. Şimdi bu derste de bunları yazdırmayı anlatacağım. Çünkü bu ekranda cari ekleme, güncelleme, silme. Mesela sil dediğimiz zaman aslında mesela şu anki sil sadece bunları siliyor. Yani şu anda cari siliyor. Cari silerse hareketi kalacaktır. Peki hem cari silerken hareketi de silsin istiyorsak bakın şöyle bir şey yapacağız. Buraya çok dikkat edin. Bundan sonra da şeyi anlatacağım arkadaşlar size. Yazdırmayı anlatacağım. Çok önemli bir kısım. Şimdi bakın database'imizi açıyoruz. Buradan veri tabanı araçlarından ilişkilendire geliyorum. Burada cariler ve hareketleri ilişkilendireceğiz arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi burada cariler var, burada cari hareket var. Şu cari ID alıyorsunuz, şurada cari ID'nin üzerine bırakıyorsunuz. Ve bilgi tutarlılığına zorla ilişkilendirilmiş alanı ard arda güncelleştir, ilişkili kayıtları ard arda sil. Bunu işaretlediğiniz zaman, yani cariler tablosundaki, bakın şurada cariler yazıyor, cariler tablosundaki ID ile cari hareketteki cari ID birbiriyle ilişkilidir diyorsunuz. 1'e sonsuz yani bir carinin sonsuz hareketi olabilir. Dikkat ederseniz burada sonsuz işareti var. Biz bunu yaparak ne yaptık? Bir cari sildiğimiz zaman otomatikmen o carinin hareketlerini de silmiş olacağız. Şimdi hemen bu ilişkiyi kaydediyorum arkadaşlar ve kapatıyorum. Şimdi örnek olarak şöyle database'imize bakalım. Carilerden şu test olanı sileceğiz. Bakın test ilişkili olduğu için bakın şu artıya bastığım zaman onun ilişki kurduğu hareketi de burada içinde görüyorsunuz. Yani dolayısıyla ben şu anda 18'i silersem cari hareketlerdeki şu 2 nolu kayıt da silinecek. 18'in 2 nolu kaydı var. Veya test 2'yi silersek şu 3 kayıt da silinecektir arkadaşlar. Hemen isterseniz cari harekete bakalım. 1, 3 ve 1, 3 ve 8. Bakın bunlar şu üçü 19 nolu carinin kayıtlarıdır. Dolayısıyla ben gelip şuradan test 19'u silersem şu test 2'yi silersem şu 3 kaydın da silineceğini göreceksiniz. Hatta ben ekran görüntüsünü alayım ve test 2'yi silelim bakalım onlar da silinecek mi? Hatta şöyle ekran görüntüsünü de alalım. Tamam bu böyle kalsın. Hemen programdan burayı da kapatayım istiyorsanız. Tamam. Programı çalıştırıyorum. Carilere geliyorum. Test 2'yi seçiyorum. Sil diyorum. Cari silinsin mi? Evet diyorum. Ve cari silindi. Hemen veri tabanına bakalım. Burayı kapattım. Hemen carilere bakalım. Test 2 yok gördüğünüz gibi. Güzel. Peki cari hareketlerde dikkat ederseniz hangisi yok? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 yok. ID 3 yok ve 8 yok. Bakın 1, 3 ve 8'in silindiğini burada otomatik görüyorsunuz. O cariye bağlı hareketlerin de silindiğini gördünüz. Ekstradan onları silmekle uğraşmamış olduk. Burası önemli. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar hani bu biraz daha ilkel bir yani bunun daha gelişmişi var gerçekten de Java, C#. Ondan sonra yani değişik programlama dilleri var. Bundan belki daha gelişmiş ama ben şunu söylüyorum. Siz bunu öğrendiğiniz zaman diğer dillere geçtiğinizde aa ne kadar da basitmiş burada diyeceksiniz. Yani zoru başaran basiti çok hayli hayli başaracaktır. Buradan devam etmenizi tavsiye ediyorum. Yani sonuna kadar gitmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dolayısıyla cariyi gördük. Peki. Şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Mesela cariyi direkt silmek sıkıntılı olabilir aslında. Eğer bir cariyi silerken onun önce hareketlerini sil, ondan sonra gel cariyi sil demek daha mantıklıdır. Ama şöyle yapabiliriz. Bir mesaj verdirebiliriz. Eğer mesela cariyi silerken bu cariye bağlı hareketler de silinecektir, emin misiniz diye uyarı verebiliriz. Neyse bunu genişletebiliriz ileride. Ben bugün size bu yazdırmayı anlatmak istiyorum. Nasıl yazdıracaksınız bunu? Yazdır dediğin zaman bunu nasıl yapacağız? Onu görelim. Öncelikle şöyle yapalım.
Nasıl yapalım? Şu arkadaşlar, şuradaki aktif yazıcı listesini bir anlatmak istiyorum size. Buraya tıkladığımız zaman yazıcı listemiz gelsin. Hemen daha önceki örnek çalışmamızda vardı, bunun hazır kodu vardı arkadaşlar. Şunu da açalım. Eyvah, bunu gizledik. Bu neydi? Masa üstünde volt üyeler. Şu datanın içindeydi bunun veri tabanı. Tekrar açıyorum. Tamam. Şöyle geliyorum arkadaşlar Visual Basic'e. Burada ana sayfadayken yazıcı butona tıkladığımızda ne geliyor? Yazıcı seç geliyor. Hemen yazıcı seç formuna geliyorum. Burada bir form oluşturmuşuz ve bunun load kısmına şöyle bir fonksiyonla arkadaşlar yazıcılarımızı listesini alıyoruz. Ben bunu kopyalıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şuraya bir tane form ekleyeyim. Ben bunu videonun altına yapıştıracağım arkadaşlar şu kodları. Insert user form. Şunun caption'ına yazıcı seç diyorum. Varsayılan yazıcı seç ya da yazıcı listesi diyorum. Hemen şu yazıcı seçin fazla zaman kaybetmemek için bunu Ctrl A ile seçtim. Ctrl C ile kopyaladım. Ve geldi buraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şunu şöyle buraya bırakıyorum. Gördüğünüz arkadaşlar bir tane şeydir. Yani şuradaki multi-page'tir. Multi-page'in üzerine bir label buraya bir tane frame çizmişim. Yazıcı listesi. Buranın içerisinde bir tane list box. Şuradaki list box'tan bir tane çizmişim içine. Ondan sonra aktif yazıcı. Buraya bir tane label 3. Üç tane de butonumuz var. Tamam. Şöyle hemen hazırlamış olduk. Geliyorum arkadaşlar. Buradaki yazıcı seçin içerisindeki kodları hemen alayım. Şuradaki activate yani sayfa aktif olduğu zaman. Şimdi ben size anlatacağım bunun ne yaptığını. Ctrl C ile kopyalıyorum. Bu formun activate kısmına kodlarımı yapıştırıyorum. Şimdi list 1 arkadaşlar. Buradaki nedir? Bakın li 1 demişiz. List 1 olduğunu düşünün. Yani ismi list 1. Activate'e demişiz ki list 1'i temizle. List 1'deki kolon sayısı 2 ve kolonların uzunluğu 120'ye 0. Ondan sonra network objective'inde bir değişken, printers tipinde bir object. Mesela object biliyorsunuz hem integer, string'i, double'ı her türlü nesneyi içine alabilecek bir tiptir. Burada i as single, j as single demişiz. Bunu aslında integer de diyebilirdiniz. Buradaki değişkenleri tanımlamışız. Ondan sonra create object, Visual Basic Script nokta network'ten bu şekilde bu script içerisindeki bir tane obje oluşturuyoruz. Ondan sonra bu yine Windows'un printer bağlantılı listesinden buraya aktarıyor. Printer değişkeni aktarıyor. Yani geliyor arkadaşlar. Buradaki denetim masasının içerisindeki şuradaki denetim masasına geliyor. Buradaki bağlı yazıcıların hepsini okuyor. Yani Windows'un bir altyapısını kullanarak buradaki bunları okuyor ve buradaki listeye onları aktarıyor arkadaşlar. Şuradan enum tipten yani kısacası Windows'un kullandığı bir API diyelim. Bunu kullanarak artık bu listeye set ediyor. Bu printers'a set ediyor. Oradaki tabi burada bir kayıt buranın içine giriyor. Bu kayıtları sonuna kadar tarayarak listemize aktarıyor ve gösteriyor.
Hemen çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi tüm Windows yazıcılarını burada görebiliyorsunuz. Doğrusu bunu internetten araştırarak ben de buldum. Yani kısacası Windows'un bazı dosyalarından faydalanarak geliyor, okuyor, ondan sonra listemize yazıcı listesini aktarıyor. Tamam. Bu kadar detaylı bilgi sahibi olmadığımı da söyleyeyim. İnternetten araştırarak buldum, oraya yazdım. Şuraya FRM yazıcı seç diyorum. Tamam. Peki buradaki seçe bastığım zaman bunun aktif yazıcı olması için bunu getireceğim. Şuradaki ayarlardan şuradaki aktif yazıcı. Aktif yazıcı diye bir başlık atıyorum. Seç dediğim zaman o listedeki veriyi buraya kaydettireceğim. Ve ben buradan anlayacağım ki benim aktif yazıcım budur. Ve yazdır dediğimde her zaman buradakini kontrol ederek yazdıracağım. Hemen burada kodumuz hazır. Seçe geliyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz şöyle bunu kopyalıyorum. Şuradaki kodu hemen size Ctrl C ile kopyaladım ve geldim. Buradaki seçin içine Ctrl V ile yapıştırdım. Burada eğer list 1'deki list index eşittir eksi 1 ise tanımlı herhangi bir yazıcı bulunmadığı frm.show. Bir dakika. Şu if'i pardon burada şuraya kadar alacağız arkadaşlar. Yanlış eksik aldım. Ctrl C. Buranın içine girdim. Tekrar. Şöyle bir daha yapıştırayım. Demişiz ki yani burada eğer şu listeden bir şey seçili değilse tanımlı herhangi bir yazıcı bulunamadı de mesaj formunu görüntüle ve çık. Ondan sonra worksheets ayarlar nokta range D2'ye listedeki list index sıfırıncı kolonu seç dedik. Burada seçilen list indeksi seç. Ondan sonra burayı kapat. Mesaj olarak da aktif yazıcı işte listeden seçilen olarak ayarlandı diye mesaj ver. Bitti. Şuradaki ayarlar butonuna gerek yok arkadaşlar. Yazıcı ayarlarına gerek yok. Vazgeç dediğimiz zaman da unload me diyorum. Tamam. Şimdi ana forma da bağlayalım. Hemen aktif yazıcı seçin içine girip FRM yazıcı seç nokta show dedik ve o da tamam. Bir çalıştıralım bakalım. Şunu kapatayım isterseniz. Tam bununla bir işimiz kalmadı. Hemen programı çalıştırıyorum. Aktif yazıcı dediğim zaman yazıcı geldi. Burada Microsoft Print to PDF'yi seçip seç diyorum. LBL başlık 2 diye bir şey yok diyor. Mesaj nokta LBL mesaj diye arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra tekrar çalıştır diyelim. LBL mesaj nokta RM mesaj nokta caption. Şimdi çalıştır diyelim. Yine burada başlık diye bir şey yok. Nokta LBL mesaj. Tamam. Şimdi tekrar devam et diyelim. Gördüğünüz gibi Microsoft Print to PDF olarak ayarlandı. Evet, şurayı açtığımız zaman Microsoft Print to PDF olarak ayarlandığını gördük. Hemen sayfamıza bakalım. Kaydetmiş mi arkadaşlar? Bir saniye. Excel'e geç diyelim. Geldim ayarlara. Gördüğünüz gibi Microsoft Print to PDF'yi buraya kaydetmiş. Peki yazdır dediğimiz zaman buradaki herhangi bir hareketi açıp yazdır dediğimiz zaman nasıl yazdıracağız? Hemen onu anlatmaya çalışacağım şimdi size. Buranın kodlarını ben videonun altına yapıştıracağım arkadaşlar. Buraya bir tane sayfa açıyorum. Buraya ne diyelim? Cari hareketler. Cari hareketler diye bir isim veriyorum. Şimdi şurayı şöyle genişletiyorum. Bize ne lazımdı arkadaşlar? Hemen şunun ekranını da bunun görüntüsünü çekeyim. Şöyle görüntüsünü alalım.
Tarih, açıklama, tutar. Aynı zamanda bir de carinin de bilgileri lazım bize. Tamam. Buradan çıktım. Ama sayfamı bir tasarlıyorum önce. Buraya cari kodu, cari adı, başka ne lazımdı carinin? Carinin kodu ve adı olsun. Yeterli. Buraya tarih, şuraya açıklama ve tutar. Bir de işlem tipi olsun arkadaşlar. Buraya da işlem olsun sadece. Tamam. Buraya kodunu yazacağız. Burayı birleştireyim. Şurayı da birleştiriyorum. Buraya yazılacak yazıları sola hizaya diyorum. Şunlar kalın ve çizgileri gözükmüş olsun. Şuraya kadar da çizgiler olsun, kalın olsun, ortalanmış olsun. Tamam. Şurası da gri olsun, açık gri. Burası da aynı şekilde gri olsun. Başlıklar da mavi olsun. Şurası da, bu da mavi olsun. Tamam. Hatta en üstte de cari hareket raporu diyelim. Şurayı da birleştiriyorum. Şu alanı birleştir. Cari hareket raporu diyelim. Ve buradaki de biraz büyütüyorum. Şöyle ortalıyorum. Açıklama biraz uzun olabilir. Tamam. Güzel. Bir de arkadaşlar görünümden sayfa sonu ön izleme diyerek şöyle bir sayfaya sığmasını sağlayalım. Normal görünüme gelelim. Evet. Şimdi yazdırmayı anlatıyorum. Öncelikle ne yapacağız? Mesela arkadaşlar 3 satır varsa 3 satır yazıp çizgileri göstereceğim. Şayet örneğin 2 satır varsa kalan satırın çizgilerinin görünmemesini sağlayacağım. Yani kısacası işimiz böyle. Yani gelen kayda göre buranın çizgilerini göstermesini istiyorum. Bir de görünümden kılavuz çizgileri de kaldırıyorum. Yani tam bir form şeklinde hazırlasın istiyorum. Tabii bunu ben makrodan faydalanacağım ama şimdi değil. Önce bir yazdırmayı anlatayım ondan sonra. Geliyorum yazıcı, pardon, cari harekete gelip yazdırın içine tıklıyorum. Yazdıra tıklıyorum. Peki biz listelemede yazdır, bakın demişiz ki eğer kayıt sayısı sıfırdan büyükse yazdırı aktif et, aksi halde yazdırı pasif et demişiz. Dolayısıyla eğer ben buradan yazdıra tıklayabiliyorsam demek ki burada kayıt vardır. Sıkıntı çıkmaz yani. Yazdıra tıklıyorum. Öncelikle bana bir mesaj versin. Dim sor as byte diyorum. Sor eşittir message box hareketler yazdırılsın mı diyelim. Cari hareketler yazdırılsın mı dedim. Virgül. Buraya question vb question diyerek soru sorsun. Artı vb yes no diye uyarı versin. Virgül yazdır diye de bir başlık olsun mesajında. Burada eğer sor eşittir 7 ise yani hayır ise exit sub desin ve çıksın. Şimdi ben bir tane sayfa tanımlayacağım. Dim vs diyorum as worksheet set vs eşittir sheets hangi sayfayı set ediyorum buranın içerisine? Cari hareketler sayfasını arkadaşlar. Şuradaki cari hareketleri Ctrl C ile kopyalıyorum. Boş bir yere tıkladım. Yani yanlış yazmayayım diye. Buraya yapıştırdım. Tırnağı kapatıyorum. Artık vs bizim cari hareketler sayfamızdır. Hatta bir tane dim ayarlar as, o da worksheet olsun. Set ayarlar eşittir sheets ayarlar olsun.
Bu ayarlar sayfasını da ayarlar diye set ettim. Şuradaki ayarlar sayfası. Şimdi öncelikle burayı kontrol edeceğim. Burada bir yazıcı yoksa diyeceğiz ki lütfen yazıcı tanımlayın. Standart aktif yazıcı tanımlayın diye bir uyarı verip o yazıcıyı ekrana çağıracağız. Şimdi ben buradan diyorum ki eğer ayarlar nokta range D2 eşittir boş ise hemen ne diyelim bir mesaj yani yayınlayalım. FRM mesaj nokta label mesaj nokta caption eşittir lütfen yazıcı belirtiniz diyelim. Ondan sonra FRM mesaj nokta show diyelim. Bu show'un ekrana bir mesaj gelecek. O kapandıktan sonra da FRM yazdır. Yazıcı seç nokta show diyorum. Ondan sonra bu geldikten sonra şimdi ekrana yazıcı gelecek. Yazıcı seçecek. Yazıcı seçtikten sonra devam mı etsin yoksa bir daha yazdıra bassın bence. Tamam. Yazıcı belirtiniz. Ve tekrar deneyiniz. Sonra tekrar deneyiniz. Sonra tekrar deneyiniz diyelim. Sonra buraya bir exit sub yazalım. Ve end if. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ben buradaki yazıcıyı, aktif yazıcıyı sildim. Ve gelip çalıştırıyorum. Buradan cari hareketi açıyorum. Yazdıra basıyorum. Cari hareket yazdırılsın mı? Evet. Lütfen bir yazıcı belirtiniz. Tamam dedim. Yazıcı geldi. Yazıcımı seçtim. Microsoft PDF olarak ayarlandı. Tamam. Şimdi tekrar yazdır artık basacağız. Bu sefer dikkat ederseniz artık yazıcı yok diye sormuyor gördüğünüz gibi. Yani yazıcı yoksa o soruları soracak dolayısıyla bize. Şimdi arkadaşlar bir çay içeceğim de. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son şu yazdırmada kalmıştı. Devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar gelmişse demek ki buraya kadar bir sorunsuz gelmiştir. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynen o listelemede olduğu gibi burada listelemeyi yazacağım, alacağım. Şu buradaki listeleme komutlarının tamamını şuraya kadar alıyorum. Ctrl C ile bunları kopyaladım. Şuraya geliyorum. Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi bakın ne diyorum. Yine bir hata demişiz. İşte X var, toplam var. Tamam, her şey tamam. Şurada LST cariler.clear yerine bunu yapacağız arkadaşlar. Mesela listelerken önce listeyi temizleyip sonra listeye aktarıyoruz. Çünkü listeyi temizlemezsek arka arkaya kayıtlar gelebilir. Her açtığınızda yeni kayıtlar o listeye eklenebilir. Dolayısıyla önce listeyi temizliyoruz, sonra listeliyoruz. Burada da daha önceki kayıtlar olabilir diye önce sayfanın içindeki şu alanları temizleyeceğiz her zaman ve şu iki alanı bir sonraki cariye o isimler gelsin diye. Mesela bir tane cari ikini listelediniz, iki kayıt tuttu. Sonra siz bunu temizlemezseniz ya da şöyle şu kadar bir carinin hareketlerini listeledi. Siz burayı temizlemezseniz bir sonrakinin 3 tane hareketi varsa o 3'ü buraya gelecek örneğin. Dolayısıyla arkada altta görünenler bir önceki kaydın kayıtları olmuş olacak. Ve bu nedenle her seferinde temizletmek zorundasınız arkadaşlar sayfayı. Peki nasıl temizleyeceğiz? Nereden başlayacağız? A6'dan D artık 1000'e kadar neyse ne kadar temizliyorsanız önce onları temizleyeceksiniz. Bir de B3 ile B4'ü temizleyeceğiz öncelikle. Hemen yazalım. VS bizim worksheet'imiz. VS nokta range B3 2 nokta üst üste B4 eşittir iki tane boşluk. Yine VS nokta range diyeceğiz. A6'dan 2 nokta üstte D işte 2000'e kadar.
2000 tane kaydı ancak olur. Ya da 20 bin fark etmez arkadaşlar. Parantezi kapatıyorsunuz. Eşittir boşluğu. Dolayısıyla biz ne yaptık? A6 ile D2000 arasındaki şu aradaki verileri temizledik. Bir de şu ikisini temizledik. Güzel. Şimdi geliyoruz buraya. Yine select yıldız from cari hareket where cari id eşittir mi nokta cari id. Tabii burada zaten bu cari hareket ekranı açıldığı zaman cari id'imiz zaten belli. Dolayısıyla ekranın ne gelecek belli. Tabii biz burada bunları listeye atmayacağız, sayfaya aktaracağız arkadaşlar. Burada LST hareketler yazıyor ya. Biz burada şunu yazacağız. Aynen şuna da ihtiyacımız yok. Hatta şöyle yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? ID'ye de ihtiyacımız yok. Şunu siliyorum. Diyorum ki vs nokta range a'nın x artı kaçına diyeceğiz arkadaşlar? X artı 5'ine. X artı 5'i a 6 oluyor. X artı 5'ine şunu yaz dedik. Yine bunu kopyalıyorum. Bu sefer b'nin x artı 5'ine fiil 4'ü yaz dedik. Peki şuraya da a, b, bir dakika arkadaşlar. A nedir? Tarih. Heh, buradaki işlem de bakın. Pardon. Şuraya fil 4'ü yazmayacağız arkadaşlar. Bakın a'ya tarihi yazdık, güzel. Şu alta geçsin. Buraya ne yazacağız? Tahsilat ve ödeme olduğunu nereden anlıyorduk? Buraya gelen ekranı bunun tahsilat mı ödeme olduğunu nasıl anlıyoruz? O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Buraya public tür diyeceğiz. Ya da işlem türü diyeceğiz. As byte diyorum. Public işlem türü as byte diyorum. Şimdi cari listesinde şurada cari harekete tıkladığım zaman bir de şurada ne vardı? Burada ne vardı arkadaşlar? Kodu var, ünvanı var, tipi var. İşte bu tip neydi? Alıcı mı, satıcı mıydı? Tipinden işlem tipinin kaç olduğunu buradan bulacağız şimdi. Peki indeks kaçtır? Burada 4 görünüyorsa aslında 3'tür. Sıfırdan başladığı için 3. sıra demektir. O zaman biz buradan cari harekete tıkladığım anda nasıl ki ben buradan cari hareketlerdeki cari ID göndermişse ben şunu yazacağım. FRM cari hareketler nokta işlem tipi eşittir. LST cariler nokta selected item nokta sub item 3 diyeceğiz. Aslında biz şöyle bir şey daha yapacağım. Bunu ben buradan kesiyorum. Buraya bir değişken daha tanımlayacağım. Dim işlem as string diyorum. İşlem string. Buraya işlem eşittir budur diyorum. Sonra diyorum ki eğer işlem eşittir alıcı ise den bakın şunu yazdım, dikkat edin arkadaşlar. Burayı şimdi açıklayacağım. Burası çok önemlidir. FRM cari hareketler nokta işlem tipi eşittir 1 diyorum. Ve bunu kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Eğer işlem satıcı ise işlem değil de tip diyelim arkadaşlar ya. Tip. Çünkü orada şeyde tip vardı ya. Tip. Burası da tip olsun. Eğer satıcı ise satıcı ise işlem türü 2 diyorum. Ondan sonra formu gönderiyorum. Bakın ben ne yaptım? Tip diye bir string değişken tanımladım. Sonra buraya da tip diyelim.
Sonra carilerdeki select yani seçilen satırın üçüncü kolumundakini tipe aktardım. Dedim ki tipte alıcı yazıyorsa cari hareketlerdeki işlem türünü türü birdir. Eğer tipte satıcı yazıyorsa yani satıcı alındıysa cari hareketlerdeki işlem türü ikidir dedim ve cari hareketi gösterdim. Peki cari harekete geldiğim zaman şu anda yazdırda işlem tipimiz belli mi arkadaşlar? Buradaki işlem türü belli mi? Bakın burada dedim işlem türümüz belli. Tamam. Cari hareketlerdeki işlem türümüz belli şu anda. O zaman ben şuraya şunu yazacağım. Diyeceğim ki eğer işlem türü eşittir 1 ise o zaman şunu şöyle çekeyim bu tarafa. Buraya tahsilat yaz diyeceğim. Tamam arkadaşlar. Eğer işlem türü 2 ise de ödeme yaz diyeceğim. Olay bu. Sonra bakın field 3'e tarih yazdık. A koluna tarih yazdık. B koluna işlem türünü yazdık şu anda. İşlem türü, tahsilat veya ödemeyi buraya yazacağız. Şimdi açıklamayı yazalım. Açıklama da field 4'tür. O zaman şöyle diyeceğiz. Worksheet nokta range C'nin x artı 5'ine ne yaz? Fil 4'ü yaz. Şimdi bu da toplamdır arkadaşlar. Toplamı da bir yere yazacağız şimdi. Aynı şekilde şunu siliyorum. Worksheet nokta range D'nin x artı 5'ine şunu yaz. Fil 5'i yaz. Sonraki kayda dön. Şimdi şuradaki yerlere ihtiyacımız yok. İsterseniz şuraya şöyle bir şey yazalım. Buraya da işlem toplamı diyelim. Hareket toplamı diyelim. Bu toplamı da buraya yazacağız arkadaşlar. Burayı da yine maviye ya da kırmızıya boyayalım. Beyaz yapalım. Şu alana da şöyle bir renk belirleyelim. Ve şu belirlediğimiz alana toplamı yazacağız şimdi. Toplam nereye yazacağız? D4'e yazacağız. Hemen şuraya en sonuna arkadaşlar worksheet nokta range D4'e eşittir. Yine format currency'dir neyse artık toplam diyeceğiz. Toplamı da yazdık buraya. Şimdi tabii bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. D4'ü de temizlememiz gerekiyor şurada. İlk raporlamadan önce şöyle D4 eşittir. O da boşluk. Dolayısıyla yazdık bunları. Şunlara TX'de toplama ihtiyacımız yok. Bağlantıyı kestik. Exit sub. Hatta tamam. Şimdi arkadaşlar yazıcıya gönderme kaldı. Rapora yazdırdık ama yazıcıya göndermedik. Buraya frm mesaj nokta lbl mesaj nokta caption eşittir. Rapor oluşturuldu diye uyarı versin bize. Frm mesaj nokta show. Şimdi çalıştıracağım arkadaşlar. Bakalım raporumuzu gerçekten oluşturacak mı? Yazdırma bir sonraki derse kalacak. Cari hareketlere geldim. Yazdır dedim. Evet dedim. Rapor oluşturuldu. Hemen bakalım raporumuz gerçekten oluşmuş mu? Geliyorum burada cari hareketlere. Gördüğünüz gibi tarih burada. Tahsilat elden alındı. Toplam 10.000 burada gözüküyor. Ama cari kodu ve cari adını yazmadı. Cari kodu ve cari adını yazmayı unutmuşuz. Cari kodu ve cari adı nerede? Cari kodu, cari adı burada. Dolayısıyla arkadaşlar mecburuz. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Hemen cari harekete geldim. Peki arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeceğim size.
Burada zaten ben burada select yıldız from cari hareket ver cari id eşittir cari id ise aynı zamanda rekor setim içinde cari kodum yok değil mi? Cari kodu burada yok. Aslında onu da şuradan gönderebiliriz. Cari listeyi tanımlarken hani burada cari hareket diyoruz ya arkadaşlar. Cari harekete tıkladığımız zaman nasıl ki cari ID tipi yolluyorsak burada cari adı ve kodu da yollayabiliriz. Gerçi şeyden de yapabiliriz. Tamam. Başka yolları var arkadaşlar. Aklıma onlar geliyor da ben de acaba onu mu anlatayım diye düşünüyorum. Cari kodu, cari ID. Sub item 1 ve sub item 2'dedir. Onları da gönderelim bence arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Çok uzadı çünkü. O zaman ben buraya dim cari kod as string diyorum. Dim cari at cari at o da as string diyorum. Tamam. Hemen cari ad ve kodu da buradan yollayalım. Şuranın altına frm cari hareketler nokta cari kod cari id burada da cari kod nerede? Ne yazdık ya? Ha, dim yazmışız. Public yazmadığım için göremedik onları. Public diyeceğiz. Public. Buraya da public diyeceğim. Public demediğimiz için göremedik. Şimdi göreceğiz. Cari hareketler nokta cari kod eşittir. LST cariler nokta selected item nokta sub item 1. Bu cari koddur. FRM cari hareketler nokta cari ad eşittir. LST cariler nokta select item nokta sub item 2. Dolayısıyla cari kod ve adımız da geldiğine göre şu yazdırın içerisine şuraya aynen şuraya yazabiliriz. Hatta en başta da yazabiliriz. En başta da yazabiliriz. Şurada yazabiliriz arkadaşlar. Hemen yazalım. Worksheet nokta range B3 B3 eşittir mi nokta cari kod worksheet nokta range B4 bunu kapattım eşittir mi nokta cari ad. Bunları da yollamış olduk. Şimdi bir deneyelim. Hemen geliyorum buradan. Örneğin en baştaki cari hareketler bir tane var. Yazdır diyorum. Hemen test gitmiş olması lazım. Test ve cari CR001 test ve 3000 gitmiş olması lazım. Hemen bakalım. Evet CR001 test. Tahsilat 3000. Toplamda 3000 gördüğünüz gibi. Hemen başka bir tanesini gösterelim. Mesela şunu hareketi kaç tane var? 2 tane. Toplam 5000'dir. Bu da yeşil ticarettir. Yazdır dedim. Evet dedim. Rapora yazdı. Hemen baktığımız zaman gördüğünüz gibi yeşil ticaret. 2 tane kaydı var. Toplam 5000. Sadece printer'a gönderme kaldı. Bir sonraki derse printer'a yollamayı da göstereceğim. Tabii arkadaşlar burayı biraz genişletirsiniz. Buraya bunu sonra hizalayıp müşterinin varsa bir logosu ekle menüsünden sayfaya ekleyebilirsiniz aynı zamanda buraya. Mesela geliyorum masa üstünde cari şey buradan export şu logomuz bu olduğunu farz edelim. Bunu şöyle küçültelim. Bir de şuradan kırpa gelerek şöyle kırpalım biraz. Bunu da biraz kırpalım. Evet. Şöyle formun şurasında da bizim firmanın logosu da olsun hareketlerin yanında. Evet. Hatta ortalayabiliriz de sıkıntı yok. Dolayısıyla Ctrl P ile yazıcıya gittiği zaman da bu şekilde yazdır diyorum. Masa üstüne cari hareket diyorum. Masa üstüne kaydet yazdırdı. Şimdi masa üstüne baktığımız zaman cari hareketimizi de şu şekilde yazıcıdan çıkarmış olduk arkadaşlar.
Bir sonraki derste devam edeceğiz. Umarım kafanız karışmamıştır. Ben şu printer'ın o kodlarını, yazıcıyı listede gösterme kodlarını da bu dersin altına yapıştıracağım ve bir sonraki derse devam edeceğiz. Arkadaşlar pek beğenen yok. Yani ben biraz videolara bakıyorum. Yorumlar, yorum yok. Beğenen yok. Ben diyorum acaba arkadaşlar memnun değiller mi? Kötü mü gidiyoruz? Yani sizden ses çıkmıyor. Yani nasıl ki ders anlatan bir hoca sınıf böyle sessiz ise, hocada bir istek azalıyorsa sizde de ses yok. Sınıf sessiz. Biraz beni düşündürüyor doğrusu. Yani ben acaba iyi mi anlatıyorum, kötü mü anlatıyorum? Arkadaşların ne isteği var, memnun değiller mi diye düşünüyorum yani. Yorumlardan hocam iyi gidiyoruz derseniz bile yeterlidir. Yani bunu yazmak da zor değil. Ve hocam valla kötü gidiyoruz, çok uzatıyorsun, anlatamıyorsun vesaire de diyebilirsiniz. Bana biraz yön verebilirsiniz istiyorsanız. Sonraki derste görüşelim inşallah.